Milli Eğitim Bakanlığı'nın bugüne kadar öğrenci ve velilerin endişelerini giderecek güven verici açıklamalar yapmaktan kaçınması, endişe ve kafa karışıklığını daha da artırmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı okulların salgına karşı her türlü ihtiyacını karşılayacak, okulları her açıdan güvenli ve sağlıklı hale getirecek önlemleri maalesef almamıştır. Okulların eğitim öğretimi hazır hale getirilmesi konusunda sorumluluk almaktan ısrarla kaçınan, bütün sorumluluğu eğitim emekçilerinin, öğrencilerin ve velilerin üstüne yıkmak istemesini kabul etmediğimizi kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Türkiye'de okulları açmayı planlarken özel okul ve devlet okulları için farklı uygulamaların gündeme gelmesi okullar ve öğrenciler arasındaki eşitsizliği daha da derinleştirecektir. Uzaktan eğitime erişimde çok ciddi sıkıntılar yaşanırken öğrencilerin uzaktan eğitime erişimini sağlayacak hazırlıklar yapılmadan atılan her adımın mevcut eşitsizliği daha da derinleştirmesi kaçınılmazdır. Bazı okullarda 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başlamıştır. Bunları duyuyoruz. Özel okullar yüz yüze eğitime geçerken Milli Eğitim Bakanlığı gerekli hazırlıkları yapamayıp bunu başaramamasını kabul etmek mümkün değildir. Bu süreçte eğitim sen olarak önerilerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Öğrencilerin eğitim ve yaşam hakkı bir bütündür. Öğrencilerin eğitim ve bilim emekçilerinin sağlığını, yaşamını güvenceye almadan eğitim hakkının güvenceye alınması mümkün değildir. Öğrencilerin okula gidip gelirken kullandıkları ulaşım araçları önemli oranda sağlık riski oluşturmaktadır. Bu riski ortadan kaldırmak için öğrencilerimiz ve bütün eğitim emekçileri için ücretsiz servis olanağı sağlanmalıdır. Okullar açılmadan önce fiziki mesafe ve hijyen yapılması planlanmalıdır. Devlet okullarında bir sınıfta en fazla 12 öğrenci olacak şekilde düzenleme yapılmalıdır. Taşımalı eğitime son verilerek köy okulları yeniden eğitime açılmalıdır. Atıl kamu binaları ve öğrencilerimiz tarafından tercih edilmediği için boş kalan okullarda düzenleme yapılarak bunlardan derslikler oluşturulmalıdır. Okulların yüz yüze eğitime açılmasında bilim insanlarının önerileri doğrultusunda karar verilmeli. Bu durumda eğitim emekçilerine ve öğrencilere mutlaka test yapılmalıdır. Uygun koşullar sağlandığında yüz yüze eğitim için önemli oranda öğretmen ihtiyacı olacaktır. Yeterli sayıda öğretmen ataması kadrolu ve güvenceli olarak yapılmalıdır. Öğrencilerimize ve öğretmenlere uzaktan eğitim için gerekli internet, teknik destek, bilgisayar ve tablet ücretsiz olarak verilmelidir. Eğitim parasız, sağlık parasız, eğitim parasız, sağlık.